Merhaba arkadaşlar, Survival Türk'ün 10. bölümüne hoş geldiniz. Kusuruma bakmayın, 9. bölüm 27 dakika olmuş. 8. bölüm ise 21 dakika, yani 20 dakikaya yakınsa çok güzel. Dodolarım, dodolarım korkuyor. Dodolarımı korkutma Bronto, defol şuradan. Dodolarım korkuyor. Çekil oğlum şuradan. Dur. Dodo. Dodolarım korkuyor bak. Bronto yapma bunu bize. Çekil şuradan. Bir dakika, acaba açlıktan mı ölüyorlar? Envantere gir. Yo. Ama bir şeyleri var bunların ya. Dodocan, senin diyeceğin var. Ne oldu? Korktunuz mu Bronto'dan? Hı? Gelin bakayım yanıma. Gelin şu köşeye. Hı? Bu niye yaklaşmıyor? Bir dakika. Bunun takip mesafesini değiştir. En düşük. Bu düşük. Heh, en düşük oldu. Gelin bakayım buraya. Korkmayın, tamam mı? Doducan ve Doducuk. Korkmayın. Brontolus bize bir şey yapamaz. Zaten bu evi ben tahta yapacağım. Tahta ev yaptıktan sonra buralar biraz daha güvenli olacak. Hem size de kafes yapacağım. Ayrıyeten bir kutunun içine bir sürü meyve dolduracağım. Orası sizin kafesiniz olacak. Kendi eviniz olacak, tamam mı? Ama çıldırıp beni dellendirmeyin. Evet, buralarda dinozorlar çoğaldı sanırım. Ben gidip biraz eşya toplayacağım veya öncelikle kendime hop kendime bir elbise yapayım deriden. Evet, dolucanlar, dodolar delleniyor. Şu lifleri filan alalım. Hemen ne yapabiliyoruz? Bir kumaş, pantolon, bir gömlek, bir çizme, bir de eldiven. Ayrıyeten odun taş lazımmış. Kazmaya odun çakmak taşı. Odun taş. Odunumuz yok mu? Sen şöyle git. Lif. Şimdi ya 8. seviyedeyiz. Demek ki 9. seviyeye atlamak veya 10. seviyeden sonra sanırım biraz daha zorlaşıyor seviye atlama olayı. Bunlar anlaşmıyor mu? Ne yapıyor ya bunlar? Bunlar bir şeyden korkuyor. Ne oldu? Durun bakayım. Toplanmayı kapat, dolaşmayı kapat. Menzilden mi? Ne oldu ya bunlara? Adını değiştir, sahibini emir takip ettir. Takibi bırak. Bunda takibi bırak diyor. Bu takip ettir diyor. He. Bunlar birbirini takip mi ediyor? Anlamadım ki ben. Sislendi mi o da? Oo. Sis olayı da varmış. Baksanıza, evin içi de sislendi. Ateş yaksak? Oo, süper. Bu arada yazıları backspace ile çekebiliyoruz. Evet. Çatımıza çıkma olayını da çözdük. Enter'ın üstündeki şey tuşla, silme tuşuyla şu bütün işte sağ taraftaki açlık barlarını vesaire çekebiliyoruz. CC çekmek için çok güzel oluyor. Akşam mı oldu, sabah mı oldu bilmiyorum. Ateşi söndür. Bize ne lazımdı? Şu an sanırım sabah.
Veya güneş batıyor, akşam olacak. Doğru mu? Doğru. Güneş bu tarafa mı, burada? He, oradaymış zaten, batıyor aynen. Şimdi ne istiyorduk? Taş kazma. Taş kazma için bir odun gerekiyor ve odunumuz yok. Balık etimiz de yok. Nedir olan yani? İlla yine tekrar gidip ağaca yumruk mu atacağız? Bak, neydi senin ismin? Canım benim. Dodocuk. Dodocuk. Sen sürekli kapının önünde dolanıyorsun, beni sinir ediyorsun. Kapının durma, istediğin yerde gez. Böyle taşların üstünden zıplayarak güçlü mızraklarla raptorları da halledeceğiz ileride. Demir mızraklar oluyor böyle. YouTube videolarında görmüşsünüzdür illaki. Öyle mızraklarla acayip raptoru öldürebiliyorsunuz ve daha nice dinozorları öldürebiliyorsunuz. Tabi takım halinde, dediğim gibi, bu oyun arkadaşlarınızla oynadığınız zaman daha çok eğleniyorsunuz, çünkü kocaman dinozor adası ve Selim ve Yavuz Selim yani kocaman dinozor adası, bir sürü dinozorlar ve Selim yapayalnız biraz kötü oluyor. Aman aman. Acaba şöyle uçan bir dinozor bizim eve gidip odaları alır mı? Evet, bir odun verdi. Kazmamızı yapalım. Kazmayı alıp hemen tekrar çakmak taşı elde edelim. Çakmak taşıyla da hemen ne yapıyoruz? Balta yapıyoruz. Güzel. You defected. Yine insan dışkısı bıraktık. Ne diyordum demin? Ha, şu uçan dinozorlar acaba, hani şöyle bir olay olsa, gelip uçup beni kapsa, birdenbire bana saldırırsa çok güzel olur bence. Çok güzel olur. Daha heyecanlı olur oyun. Koskocaman dinozor adası ve Selim bütün dinozorlara karşı eğittiği süper dinozorlarla hayatta kalmaya çalışıyor. Aslında dediğim gibi biz şu anda oyunun başındayız. Daha nice dinozorlar eğiteceğiz, evcilleştireceğiz ve güçleneceğiz tabii ki haliyle. Şimdi bu level'ı atlamadık. Biz atladığımız zaman 6 puan bu istiyor, 7 puan bu istiyor, 10 puan sandalye gibi bir şey istiyor. Duvar sol, duvar sağ. Bunlar ne ya? Aa, böyle üçgen duvar mı bunlar? Hmm. Öğrenilmemiş. Eğimli saman çatı bak. Eğimli saman çatılar da var. Şu neymiş ya? Kan almaz şırıngası. Al işte. Daisy'de de var bu. Bir tane arkadaş hatta sürekli benden kan alıyor. Bildiğimiz şey ya. Ne diyorduk ona ya? İsmini unutmuşum bak. Salim. Salim. Salim Bek. Daisy'de Salim Bekler oluyor. Silahlar oluyor hastanelerden. Yani birçok şeyleri bulabiliyorsunuz. Mermiler, silahlar filan yine geldi. Helikopterler. Yani enkaz, helikopter enkazları vesaire. Böyle şeyler geldi bakalım ama. Hani bir süre oyun geçti Daisy'yi aslında, ama yine de eğleniyorsun ya. Daisy'deki, şöyle söyleyeyim, hani oyun ne kadar kötü olursa olsun, Daisy'deki o karakterleri ben hiçbir oyunda görmedim. Ne Arma'da gördüm, ne bir E1Z1'de gördüm, ne bir Rust'ta gördüm, ne bir Miscreated'de gördüm. Yani Daisy'deki o güzel karakterler, öyle söyleyeyim, bir büyük bir çantayı giydiğiniz zaman sırtınıza, o güzel grafikler, o gerçekçilik yok. Hiçbir oyunda ben görmedim bu gerçekçiliği. Hele şu an 0.60 varken bu performansla, benim kartımla mesela ben 60-70 FPS alıyorum şehir içi. Şehir dışı da daha fazla.
Öyle yani. Yine yağmur yağıyor. Aa, mataramız da yok. Mataramızı çıkarıp su içelim diyecektim ama mataramız da yok. Susuzluğumuz yok gerçi. Açlığımız varmış. Şimdi level atladık, atlayacağız diyeceğim ama atlamadık, atlamayacağız. Ayakkabı ürettik mi biz? Bir ayakkabı üretelim. Deri yanımızda sanırım, ayakkabı ürettiğimize göre. Şey okumuştum ya, konsoldan gamma yazıp gamma 1. Uuu, yapma. Gamma işte 4. Evet. Karanlığı açtık, görüyor musunuz? Gamma 4 fazlaymış. Gamma 2 miydi acaba? Evet, 2'deydi. Biz gamma 3'ü de bir deneyelim. 3 güzelmiş bak. Bir YouTube videosu için bu yeter sanırım, değil mi? Karanlık için. Ya ben anlamadım arkadaş. Şu karşımız raptor dolu, karnı dolu. Şu arka taraf Spinozaurus dolu. İşte yılanlar, işte sen söyle, timsahlar dolu. İki tarafımız tehlikeli dinozorla kaplıysa, tehlikeli dinozorlar her yerde geziyorsa, kuzeyden ne biçim dinozorlar var? Hadi tamam, T-Rex var diyelim. Hadi bir de Giga var diyelim. Başka ne var? Bilmiyorum açıkçası. İti filan var dediler ama iti var, büyük ejderha var. Ondan sonra King Kong, işte büyük goriller filan varmış sanırım. Öyle şeyler varmış. Ben de tam hani oyunun tadı kaçmasın diye şimdi Ark'ı çektiğimden beri kendim Ark videosu izlemez oldum. İzlemek istemiyorum. Hani oyunun tadını kaçırmak istemiyorum. Hem sizin için hem kendim için. Hani kaçmasın ya oyunun tadı. Şu an biz yavaş yavaş gelişiyoruz. Oynaya oynaya görmek istiyorum ki heyecanlı, hani heyecanı kaçmasın, değil mi? Oyunun zaten güzelliği orada. İçerik çok fazla, dinozor çok fazla, heyecan çok fazla, mağara çok fazla, crafting olayları çok fazla. Her şeyi çok fazla, bayağı yapmışlar. Zaten oyunu açtığımız zaman 4-5 tane firma logosu birden görüyorum ben. Wildcat Studios filan, Studios. Öyle bir ismi vardı bu Ark'ın yapımcılarının ama oyun açılırken 4-5 tane logolar var orada, böyle bir sürü, yani birden fazla oyun firması var sanırım. Yani öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Bu arada yani kelimesini 7. videoda o hard disk olaylarını anlatırken bayağı bir kullanmışım. Yani yerine yani demişim, böyle Arap gibi. Gerçekten. Sinir oldum aslında, o videoyu yüklemeyecektim ama neyse dedim, boş ver. Hataları yapa yapa düzelteceğiz bir şekilde. İleride kamerayı da açmayı düşünüyorum. İlk önce bir bakacağım. İlk önce bir alışayım. İlk önce bir sohbet edeyim sizlerle. Sanırım zaten kameralı videolar daha çok izlenim alıyor sanırım, öyle bir şeyler vardı ama benim için dediğim gibi şu an ne izlenim önemli ne başka bir şey. Sadece videoyu, hani Twitch yayını nasıl hoşuma gidiyordu, bu YouTube olayı da hoşuma gidiyor. Sadece videoyu çekip yüklemek istiyorum. İzleyen izler, izlemeyen izlemez yani bu. Benim olayım burada eğlenmek, sıfırdan size arkı göstermek. Sıfırdan, hani sıfırdan başladık gerçekten. Sıfırdan arkı gösterip detayıyla, her şeyiyle sizlerle ark oynuyoruz. Beni izleyenlerle. Ve bu bütün işte olayları, arktaki bütün olayları inceleyerek oynuyoruz. Hani oyunu almadan veya oyunu mesela almadan benim bu videoların başını, mesela şu an daha 10. bölümdeyiz ama hani
doğru düzgün bir şeyimiz yok. Biz saman evimiz var, gecekondumuz var, iki dodomuz var. Onları evcilleştirdik. Hani evcilleştirme olayını gördünüz. Başka da daha heyecanlı. Hani raptorlardan 9. bölümdeki raptor saldırısından daha heyecanlı ne olabilir gibi sorular olabilir hani aklımızda. Dediğim gibi yani kuzey daha tehlikeliymiş. Zaten raptorlar şu an bizim için tehlikeli ama geliştiğimiz zaman onları da zaten onları da raptorları da öldüreceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Oyunu almadan ben de biraz izleyebilirsiniz. Şöyle 30-40-50 bölüm. Çünkü 30-40-50 bölümde hani belki anca zaten gelişiriz. Hani iyice böyle ne bileyim cam çerçeve yapasıya kadar izlemezsiniz sanırım. Hani oyunu kendiniz almak istiyorsanız almadan bir YouTube'da bir bakayım şu oyun nasılmış diye açtıysanız şu an benim videoyu tavsiye ederim yani bayağı bir gelişmeden hani hatta oyunu aldıktan sonra da devam izlerseniz sevinirim ama dediğim gibi eğer oyunu almadan şu an izliyorsanız beni kendiniz bilirsiniz yani belirli bir noktaya kadar izlersiniz ondan sonra oyun hoşunuza giderse oyunu alırsınız. Almak isteyen alır. Şimdi ne yapacağız? Şu level'ı bir türlü atlayamadık biliyor musunuz? Biraz sinir oldum açıkçası. Şimdi şu gamayı geri iki yapsak mı? Böyle miydi acaba? Gama 2'de miydi? Evet sabah oluyor değil mi? Çünkü. Daha yeni sabah oluyor. Tabii. Güneş daha yeni açıyor. Acaba bir dakika. Gama 3. Yok ya çok aydınlık bu. Daha sabah oluyor. Gama 2. Aynen. Hem grafikler de daha güzel gözüküyor böyle. Ne yapalım? Bizim ayakkabımız var mı ya? Ayakkabımızı giymedik. Deri ayakkabı. Nerede? Burada. Tamam. Tohumlarımız filan var vesaire. Bunları ikinci sandığa atacaktık. Doğru ya. Hemen şuradan inelim evimize. Aman aman aman. Hop. Aman 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 aman. Spinosaurus'tan kaçarken böyle bir ses çıkarmışım. Ben de farkında değilim. Videomu izledikten sonra aslında gördüm. Bayağı bir kaçtık yani. Aslında ne bizi gördü ne de yakınımızdaydı. Ama sadece bizim tarafa doğru kafasını çevirdi diye ben birden panik yaptım. Ama gördünüz yani raptorlara karşı bile zorlandık. Ve şimdi şu yemekleri falan. Aslında şu yemekleri paylaştırıp dodolara verebiliriz değil mi? Dodo canlar. Envantere gir. Şöyle, değil mi? Amar meyvesi. Ben amar meyvesi sevdiğim için siz de amar meyvesi yiyeceksiniz. Tamam mı? Sevindin değil mi? Hemen böyle evimi kirletiyorsunuz. Bu mu yani? Bu mu teşekkürünüz sizin? He? Bu mu teşekkürünüz yani? Temizle çabuk şurayı. Yok sen... Neyse ikiniz de temizleyin. Aa, gördünüz mü? Envantere E'ye basılı tuttum. Pin kodu ayarla. Yeniden adlandır. Depolama kutusu. Metninizi yazın. Yemek kutusu. Kabul et. Ne olacak? Yemek kutusu. Depolama kutusu. Güzelmiş. Sahibi Survival Türk. Kişisel sahibi Survival Türk. Bir de pin kodu koyabiliyoruz sanırım. Allah Allah. Güzelmiş ya. Gerçekten. Hemen envanterimizi boşaltalım. Şöyle tohumları atalım. Ha burası dolmuştu değil mi en son? Etlerimiz açlık teşekkür ediyor. Etlerimiz de yavaş yavaş çürüyor. Azul meyvesi tohumu. Acaba şey diyorum, tohumları bir sandığa, meyveleri de bir sandığa koyalım.
Öyle bir şey yapabiliriz. Hemen şu tohumları alayım ben mesela, değil mi? Tohum. Şu tohum. Şu da tohum. Yumurtayı da tohumların yanına koyarız. Çürümüş etleri de tohumların yanına koyarız. Burada sadece bizim de yiyebildiğimiz meyvelerden olsun. Etler. Narko meyvesi mesela. Hani bizim de yiyebildiğimiz derken, anladınız işte, kullanabildiğimiz, şu an kullanabildiğimiz meyveler olsun. Buraya da sırf tohumları koyalım. Çok güzel. Çok güzel oldu bu. Yeni level ile yeni bir videoya adım atalım bence. 10. bölümümüzü de buradan bitirelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı unutmayın. 11. bölümde görüşmek üzere.